Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası İl Temsilcisi Yüksel Arslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun taşeron işçilerin ücretleri ve özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinin MHP ve HDP içinde bir samimiyet testi niteliğinde olduğunu belirtti. Söyledikleri halde hayatın yaşamı içerisinde taşeron çalışmanın ölüm olduğunu da hep beraber gördük. Mesela Soma faciasında, Erkelet'te, Etibakır'da ve daha birçok yerlerde taşeroncular çalışma koşullarının kötülüğünden dolayı, kuralsızlığından dolayı can verdiler. Bunların sayısı gittikçe artmaktadır. Tabii Soma'daki faciadan sonra CHP'nin özellikle bu taşeron çalıştırmanın yasaklanması adı altında girişimleri olmuştur. Biz işçiler olarak ise yeni seneden beri biz taşeron çalıştırmanın kuralsız olduğunu, keyfi yoksuz olduğunu, iş kanuna aykırı olduğunu, insanca yaşam şartlarında çok geride kaldığını dile getirerek mücadeleler sürdürdük taşeron çalışma yasaklanması için. Taşeron çalıştırmanın hukuksuz olduğunu ve kaldırılması gerektiğini söyleyen Arslan şunları kaydetti. Alanın kabulü yargı kararlarıyla kesinleştiği halde bugün bu hakların hiçbiri verilmedi ve önü kesilmek isteniyor. Evet, bugün CHP, MHP ve HDP'nin seçim bildirgelerine baktığımız zaman taşeron çalıştırmanın yasaklanması gerektiğini ve ortadan kaldırılması gerektiğini devamlı açıklıyorlar. Tabii ki biz iç tarafta şöyle düşünüyoruz, seçim vaatleridir diye düşünüyoruz ve çoğunluk içlerinde böyle düşünüyor. Ama AK Parti'nin taşeron işçilerine karşı hiçbir bir vaadi yoktu bu seçimde ve olmadı da. Biz işçiler olarak bir beklentimiz şu, yani CHP'nin vermiş olduğu bu kanun taslağını, taşeron çalıştırma talebine, yasaklanması talebine diğer partilerin nasıl bir yaklaşım göstereceği veya CHP içerisindeki milletvekillerinin buna nasıl destek vereceğini